İyi akşamlar efendim. Ne oluyor oluyorla karşınızdayız. Ben Göksön Görün Özgür. Siyaset bir hayli hareketli seçime çok az bir zaman kaldı. Listeler YSK'ya, Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. Listeler üzerinden konuşmalarımızı ve tartışmalarımızı devam ettireceğiz bu akşam. En ağırlıklı konu başlığı diyebiliriz aslında. E, 34 gün dedim ama Melik İhtel Ankara'da bekliyor. Hızlı bir şekilde başlayayım. Saat ve dakikayı biliyor musunuz Melik İhtel? Kronometre hazır mı? Bilmez miyim? Bilmez <laughs> miyim? Hemen kronometreyi açıyorum. Hemen kesinlikle. açıp <laughs> bize izleyicilerimiz görüyorlar arkada ama sizden bir dinleyelim. Ardından da başlayalım. Tamam. tabi tamam, tabii tamam. hemen okuyorum. 34 gün 11 saat 15 dakika var. <laughs> Aranızda bir saat fark var CNN saatiyle Melik. Ankara farkı diyeyim. Peki. Ya abi benimki doğru. 34 <laughs> gün 11 saat. <laughs> 34 gün kaldı seçimlere. Hızlı bir şekilde başlayalım. Hemen ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı doktor Masum Türker bu akşam konuğumuz. Hoş geldiniz. Gazeteci Milliyet Gazetesi yazarı Özay Şendir İstanbul Stüdyosu'na Sayın Şendir hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi Ankara'da Gazeteci Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel. Sayın Yiğitel, Sayın Şahin hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Zafer Şahin sizle başlayalım hemen. E, listeler açıklandı. Siyaset aslında bu listeler üzerinden tartışmalarını devam ettirecek bir süre. Ardından da yapılacak açıklamalar tabii e, hareketlenecek 34 gün kala. Şimdi nasıl değerlendirdiniz ilk etapta bu listeleri duyduğunuzda? ya Öncelikle hayırlı uğurlu olsun hem Türk siyaseti açısından hem ülkemiz açısından hem siyasi partiler açısından. Artık bundan sonra hani derler ya seçim saati mahalline girdik diye çoktan girmiştik ama bundan sonra o süreç daha hızlı geçer. Ee, tabii burada e, Göksu Hanım her dönem bu milletvekili listeleri açıklandığında böyle bir gürültü patırtı kopar. Bu sefer de öyle oldu. Bunun aslında özellikle muhalefet cephesinde çok haklı sebepleri var. Çünkü e, orada bir nevi taşıyıcı annelik yapan bir CHP var. Bu, bu diğer dört partiyi e, taşıyor, meclise taşıyor. Fakat e, bunu yaparken de ciddi kontenjanlar vermiş. Bugün şimdi herkes 30 rakamını veren oldu, 40 rakamını veren oldu ama e, CHP listelerinden bu 4 partiye ayrılan toplam kontenjan sayısı 71. E, 24 tane Saadet Partisi'ne, 25 tane Deva Partisi'ne, 3 Demokrat Parti'ye, 19 Gelecek Partisi'ne olmak üzere toplam 71 kontenjan ayrılmış. Tabii bunun seçilebilecek sırada olanı, Tabii bu seçilebilecek sırayı da Göksu Hanım, geçen seçim sonuçlarına bakarak söylüyorlar. Evet. O da 20 civarında. Hani hep diyorlardı ya her partiye mecliste grup kuracak kadar bir sayı verilecek diye. Aslında bu dört partiye seçilebilecek yerden 20 tane e, kontenjan ayrılmış görünüyor. Bir de şu var bu dikkatlerden kaçıyor. CHP sadece bu dört partiye kontenjan vermedi. CHP bunun dışında bir de İYİ Parti'ye, İYİ Parti ile yaptığı bir seçim işbirliği de var, liste işbirliği, ittifakı var ayrı. İYİ Parti'ye de 5 tane kendi listesinden kontenjan ayırdı. Mesela bir tanesi İzmir'de, bir tanesi İstanbul'da, diğerleri de yine büyük şehirlerde. Ee, bu CHP, e, İYİ Parti listesinden değil, CHP listesinden seçime girecek ve seçilebilecek sırada 5 tane de İYİ Partili var. Ee, yani bunların hepsini üst üste koyduğumuzda CHP minimum... Kendi listelerinden seçilebilecek 25 vekili 5 partiye dağıtmış durumda. Ha Bunun illaki e, yansımaları olacaktır. Tabi şimdi burada e, isimler Tabii çok tartışılıyor Göksu Hanım. Hı hı. Özellikle bu Ankara 1. bölge 4. sıraya konulan Sadullah Ergin. Sadullah Ergin eski Adalet Bakanı biliyorsunuz. Bir dönem bu... E, FETÖ meseleleri gündeme geldiğinde CHP'nin, o dönemki CHP'nin ki o dönemki CHP'nin başında da Kemal Bey vardı, Sayın Kılıçdaroğlu vardı. En çok uğraştığı siyasetçilerden biriydi. Hatta Kemal Bey'in o dönem yapmış olduğu açıklamalar var. Sadullah Ergin hedef alan, Sadullah Ergin devri Hatay'da kapandı diye e, 2014'te CHP orada seçimi aldığında Kemal Bey'in böyle bir açıklaması var. 2014'te Hatay'da kapanan Sadullah Ergin dönemi 2023'te Ankara'da açılmışa benziyor. Sadullah Ergin'le ilgili bugün işte Mustafa Balbay, CHP eski milletvekili ve gazeteci onun başka gazetecilerin yine CHP tabanından birçok ismin yoğun tepkileri söz konusuydu. Bir başka mesela ilginç nokta bu da çok tartışılıyor. Yüksel Taşkın. Yüksel Taşkın biliyorsunuz FETÖ'nün kapatılan yayın organlarında yazan çizen bir isimdi. CHP yönetimine de almışlardı onu. Daha önce kendisi darbeden sonra, FETÖ darbesinden sonra KHK ile kamudan çıkartılan isimlerden biriydi. Ve geçmişte Kemalizm'le alakalı Kemalizm ırkçılıktır diye bir sözü vardı. Bu bugün yoğun bir şekilde tartışılıyor. Yüksel Taşkın'ı yani FETÖ'nün yayın organında yazıp çizen Yüksel Taşkın'ı İzmir'e koyuyorlar. İzmir birinci bölge birinci sıraya koyuyorlar. Altına da FETÖ mağduru Tuncay Özkan'ı koyuyorlar. Yani birinci sırada Yüksel Taşkın, ikinci sırada Tuncay Özkan var. Ve bunlar tartışılıyor, daha da çok tartışılır. Bir başka tartışma İdris Naim Şahin üzerinden yürüyor. İdris Naim Şahin de biliyorsunuz İyi Parti'nin ordu birinci sıra adayı. E İdris Naim Şahin'le ilgili de CHP'nin muhalefetin sahip çıktığını belirttiği Ergenekon ve Balyoz mağdurlarının çok farklı şikayetleri, eleştirileri ve tepkileri söz konusu. Ee, yine başka adaylarla ilgili hepsini tek tek iler, ilerleyen süreçte belki anlatırız. Ciddi eleştiriler var. Ee, fakat bunlar uzun sürer mi? Etkisi olur mu? Ben yani bunların bir süre sonra bu tartışmaların biteceğini e, düşünüyorum. Bunun sandığa yansıması olur mu? İlla olur. Ama hani öyle e, çok büyük bir e, etki yaratır mı derseniz bu biraz Muharrem İnce'nin performansına bağlı. Sanki bu liste tercihiyle bu e, yapılan ee, milletvekili tercihleriyle aday ve yer tercihleriyle beraber Muharrem'ince e, bir fırsat daha yakalamış gibi görünüyor. Özellikle bu Atatürkçü seçmenden, ulusalcı seçmenden, sadece CHP'de değil, İyi Parti'de de tepki gösterenlerin gideceği adres olarak Muharrem'ince gözüküyor. Aynı şekilde Yeşil Sol ittifak da avantajlı olabilir. Çünkü CHP bu saydığım kontenjanları, 71 kontenjanı ağırlıklı olarak büyük şehirlerde kullanıyor. Çünkü seçilme garantisi orada daha yüksek. Orada merkez sağdan gelen isimlere, bu isimleri FETÖ ile anılan az önce saydıklarıma oy vermek istemeyen muhalif seçmen tercihini Muharrem yana kullanmasa bile Yeşil Sol ittifaka verebilir. Bu da CHP oylarında küçük bir düşüş, bu partilerin oylarında da küçük bir artışa sebebiyet verebilir. Ama bu partilerin gösterdiği performans bu küçük artışları daha büyük bir noktaya da taşıyabilir. Peki. E, Sayın Türker siz de devam edelim. Şimdi listeyi inceliyorsunuz. Aslında geldiğiniz andan itibaren hem yayın başladı hem de yayın öncesinde de gülümsüyorsunuz. Neden sizin dikkatinizi çeken ya da e, bazı isimleri beklemediğiniz yerde mi gördünüz? Yani şunun için gülümsedim. E, şu anda 3 partinin de listesini yeni inceliyoruz İyi Parti'nin. CHP'nin ve AK Parti'nin MHP'nin listesi bir gün önce ilan edildiği için hepimiz biliyorduk. Şimdi e, dikkat edin listelerle birlikte düne kadar konuşulan konu Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki yarıştı. Şimdi ise bugün bütün televizyonların bütün yayın organlarının, medyanın konusu adaylar olmaya başladı. Ve bu adaylar belli bir ölçüde bir kısmı memnuniyetsizlik var, bir kısmı memnuniyet var. Eğer yanlış bilgi almadıysam mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, top başkanının yani Sayın Hisarcıklıoğlu'nun 6 tane kontenjanı listelere seçilecek yere girmiş. Bolu'dan, Kocaeli'nden, Bafra'dan, başka yerlerden. Tabii bu e, biraz manidardır. Yani ki bu kişiler bakın, tobun kontenjanı CHP için konuştuğumuz diğer partiler dışında. Yani Gelecek, Demokrat Parti, Deva ve Saadet Partisi dışında ayrıca bir kontenjan gibi. Çünkü bu kişiler partide üyeliği yeni olmuş kişiler. Yani size böyle bir bilgi geldi öyle mi? Var zaten listede varlar. Listede de var diyorsunuz yakın, zaten. isimler. Listede de varlar. Kimi birinci sırada, kimi üçüncü, kimi dördüncü sırada. Yanma seçilecek ellerde bölgesine göre Kocaeli'den 600'e yakın. Masum Bey. Efendim. E, ya ben Masum Bey Yanlış yanlış mı anladım? Rıfat Sarcıklıoğlu'nun kontenjanından 6 kişi mi var? Var CHP tabii istesinde. tabii. Al, al, evet, partiye tabii. yeni üye olmuş. Ticaret, ee, ticaret Odası başkanları. Ticaret Odası başkanları yani 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 diyor. bunlar bugüne evet, kadar zaman... siyaset olmayan şeyler. Tabii bu bunlar da konuşuluyor. E, o zaman yani sadece 5 partiye değil, e, bir kontenjanda oraya ayrılmışlar. O, o, or, oradan da. Doğruysa. Yani yani o söyleneni ben konuşur. söylüyorum. Şu anda örgütün tepkisi, konuşmalar bu. Şimdi bu e, bağlamda e, Kılıçdaroğlu seçilsin muhakkak. Tayyip Erdoğan karşılıklı şimdi ikinci plana düştü. Şimdi herkesin aklı, ya bu milletvekilleri ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda solu adeta yok ediyor, sağa taşıyor. Ha çok iyi sol yeni listelere giren var mı var? Mesela benim yakından tanıdığım çok iyi de politika yapan Antalya'da eski il başkanı Mustafa Erdem listeye girmiş doğrudur. İzmir'den Fatnalbantoğlu girmiş çok iyi yani sol jargondan köklü bir arkadaş. Ama e, diğer partilerin varlığı insanı ister istemez düşündürüyor. Hani kızıyorlar ya bazı sol partilerin ne işi var sağda. E sağın ne işi var sol partide kimse bunu sorgulamıyor. Ve asıl hani bu değişimi yapacak, bu değişikliği yapacak yer neresidir? Parlamentodur. Hani parlamenter sisteme güçlendirilmiş bir parlamenter sistem, diğer olgular bu şekilde ortaya çıkacak. Bu konuda şu anda aynı görüşte olanların sayısı fazla. Bir kısmı AK Parti listelerinden, bir kısmı CHP listelerinden seçiliyor. Şimdi ben bugünü düşünmüyorum. Seçim sonrasını öngörmek lazım. Yani bazı şeyleri konuşurken seçim sonrası herkes kendi safına göre siyaset yapacak. Yani illa ben o partiden seçildim, o partiye bağlı değilim. Bunu da değiştirecek tek unsur bence e, kilit e, nokta. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa hem parti liderleri Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak böylelikle sistemde yer alma imkanı bulacaklar. Evet. Hem de bu arada bakanlarda diğer kadroların dağıtımında nasıl olsa diye bu konuda işe asılacaklar. Yani belli bir şey yapacaklar. Ama e, bu konuyu kim e, belirleyebilir yani hangi kritere göre Ak Parti listelerinde de bu yapılan yeniliklerin ne derecede eskiyi e, gücü oluşturacağı önemli. Yani Beş, oradaki kimin listesi bilmiyorum. kazanacak diyorsunuz aslında. Tabii tabii. yani burada da şey var ama bir realita var. Parlamento yeni isimlerin daha fazla ağırlıkta olacağı ancak eski CHP listesinden giren birer partilerin mevcutları biraz öyle sadullah Bey eleştirildiler. Başka isimler de var. Bir tek bunlar deneyimli politikacı, AK Parti'den deneyim kazanmış politikacılar ve bir nevi yani ee, bir evet. e, düşünün, iki, iki, e, bir terazinin bir kefesindekilerin diğer kefeye transfer olduğu ve ağırlığı bu transfer sayesinde sağlamaya çalıştığı bir yapıyla karşı karşıyayız. Okay.